comes and goes. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından vlog çekmeye karar verdim ve açılışımı da farmasi kutumla beraber yapmak istiyorum. Günlük vlog olur mu onu henüz bilmiyorum ama bu videonun ilk açılışını şu an yapıyorum. Herkese tekrar merhaba. Kayınvalidemle bayağı yüklüce bir sipariş verdik. Hem teyzem aldık, hem annemi aldık, kendimizi aldık. Bakalım neler çıkacak içinden. Ben de merak ediyorum eksik bir ürün var mı diye açıkçası. Şimdi açıyorum. Bayağı doldurmuşlar tıkabasa. Bütün siparişi de tek kutuya koymuşlar. Şöyle iki tane cam bezi aldık. İkili ikili. Birini teyzem aldı galiba. Birini biz aldık. Bunlar çok iyi. Annem kullanıyor. Yani hiç iz bırakmıyor. Tek seferde sil, süpür, bitti. Sonra sığma, sonra cığıma. Şu kahveyi çok önerdiler. Hiç kullanmadık. İlk defa aldık ama bu eklem ağrılarına da iyi geliyormuş. Karahindiba'nın özü mü artık bilmiyorum. Kayınvalidem biraz rahatsızlık yaşıyor bu dönemlerde. Onun için de bu kahveyi aldık. Ve hayat kurtaran, ters tutuyorum, mendiller. Siliyorsun, sonra atıyorsun. Çok güzel yüzeyi temizliyor. Bunun yer mopa olanı da var ama şu an satışta değildi. Henüz alamadım. O yüzden şimdilik bunlarla idare edeceğiz. Bunlar limonlu. Limon aroması var. Bunlar da okyanus esintisiymiş. Ay çok dağıttım. Evet. En merak ettiğim sihirli sünger. Bunu da şimdi sizinle deneriz. Duvarlardaki lekeleri işte ne bileyim halılar, koltuk, halı demeyeyim de koltukların kenarlarındaki lekeler hepsini bunlar yok ediyormuş fazla. Şimdi ilk siparişimiz olduğu için bunda böyle bir setler oluyormuş farmasi'de. O setin içerisinde biz sabun almamıştık. Sabun çıkmıştı. Bir de belli bir limit aşınca tekrar bir set seçebiliyorduk. Onu da hijyen seti olarak seçtik. Yani iki tane sabun gelmiş oldu bize. Şöyle koyayım hijyen setini. Hatta hijyen setinin içinde iki adet de böyle yani birer tane aslında ama bize iki tane geldi. Bunlar çok amaçlı temizleyici. Ben Çınar Toprak bebekken hatta hala ebeveyn bir markasını kullanıyordum. Hala kullanıyorum işte kullanıyorum diyeyim. Bunu deneyeceğim. Bunu çok met ettiler. Eminim ki memnun kalacağım. Bu da bir set. Ve tuvalet temizleyicisi. Çınar Toprak tuvalete kendisi yapmak istiyor. O yüzden de bununla artık bütün pis bakterileri yok edeceğimi düşünüyorum. Bunun biri annemin, biri benim. Farmasinin Botanics bir şampuanını aldık. Bundan 4 tane aldık. Çünkü indirimdeydi. İndirim varken. İndirimse Gülşah'tır. Kaçırmıyoruz. Bunu teyzemiz çok önerdi. Çok güzel yaptı. Yumuşacık yaptı saçlarımı dedi. Yani hem dedi bu kırıklarla ilgili de problemleri de çözüyormuş. Ailecek deneyeceğiz. Yorumlarımı iletirim sizlere. Bu çay ağacı sıvı sabunu. Çay ağacı serisinin sıvı sabunu. Bu da hijyen setinin içerisinde geldi. Farmasinin limon kolonyası. İki tane de böyle. Sonrasında. Bunu benim annem kullanıyor. Çok güzel. Ben oraya gittikçe hep kullanıyorum. El kremi. El ve vücut kremi. Bunu ben tavsiye ediyorum. Ama sadece Hindistan cevizi olanı. Şöyle iki tane rolon aldık. Sonra cuma. Bu neymiş? Bu anneme ilk sipariş verdiğimiz için bir parfüm geldi. Bunu açıyorum. Hadi annemi bekleyeyim. Selda anne birazcık beni yapacak. Kızabilir şu an videoyu izlerken çünkü evde değil o. Hemen annemin hediyesini ben açıyorum. Hemen de kokusuna bakacağım. Şöyle birazcık bekleyelim. Güzel kokuyor. Bu Blanca. Blanca'ymış bu. Şöyle göstereyim mi? Kutusunda. Şöyle koyayım. Neyse bana kızacak. Anneciğim kızma. Çok güzel kokuyor. Kullanmayacağım ama tamam korkma.
Sonra yine hijyen setinin içerisinde bu iki tane krem var. Bu da yine benim aldığım kremin çanta boyu. Buna çok sevindim. Sonra diş etleri için bir adet diş macunu. Evet, bu metal, bu tencerelerim için çok işe yarayacak. Çünkü tencerelerimi ovuyorum, ovuyorum, ovuyorum. Bazen parlatamıyorum ama bununla işe yarayacağını düşünüyorum. Antibakteriyel jel gelmiş ama bundan bir tane daha mı olması lazım? Bir tane gelmiş. Antibakteriyel jel. Sonra kayınvalidemin yüzünde lekeler oluyor güneşten kaynaklı. Onları korumak amaçlı da güneş kremi. Neymiş? %50, yani 50 faktörlü bir güneş kremi aldık. Ay, bitmiyor. Sonra bu da bir tane setin içerisinden geldi. Şuraya koyayım. Sonra kayınvalidem diş fırçası almış. Hızlı geçiyorum. Kendiminkileri sonra saklayacağım. Bunu, bu rujdu galiba. Evet, bunu kayınvalidem seçti. Ama onu kullanacağını düşünmüyorum. Ben kullanacağım. Ay, heyecandan düşürdüm. Kutu şeyi de çok güzelmiş. Kılıfı. Ve tabii ki olmazsa olmaz kendime oje aldım. Renkleri çok harika. Bayıldım. Aldım. Hatta bunları alırken anneme de sormadım. Bunları alıyorum diye. Kayınvalidem kendine göz kalemi almış. Hep de kendine almış ya. Sonra bir bana, bir de kendisine. Bunu çok methettiler. Bu hem yukarı kıvırıyor hem de daha yoğun durmasını sağlıyormuş. Zen serisi. Ve benim için en önemli olan şeylerden biri, en beklediğim ürün buydu. Biliyorsunuz diyetteyim ve 7 günde 2 kilo 750 gram verdim. Umarım bundan sonra da verebilirim. Bu ürünü şöyle dediler internetten, hep kullanıcı yani takipçilerim yazdı. İşte bölgesel yağlanma gibi durumlarda etkisi varmış. Spor öncesinde sürdüğünüz zaman yakarak yağ yakımını da hızlandırıyormuş açıkçası. Bunu çok merak ediyorum ve bununla ilgili yorumlarımı size yazacağım. Şimdi bir de böyle alışverişlerin sonunda bazen nar setleri veriyorlarmış. Yani belli daha uyguna geliyormuş. Bu da o setlerden biri. İnanın içinde şu an ne var bilmiyorum. Çünkü çok hızlı bir şekilde sipariş verdim. Body, vücut için body diyor. Bu da vücut için. Bu da erkekler için. Büyük ihtimalle babama babalar yine hediyesi verir diye düşünüyorum annemin. Duş jeli gelmiş yine çay ağacı serisinin. Misfak özlü diş macunu. Oo, rengi çok güzel. Şöyle metalik ama yeşil. Bir de ruj gelmiş. Bu ruju da bakacağım. Wow, rengi de çok güzelmiş bunun da. Artık bunlardan birini anne bana verirsin diye düşünüyorum. Bitti. Şimdilik farmasi kutum bu kadar. Bakalım gün içerisinde neler yaşayacağım. Onları da çekmeye çalışacağım. Ama çekemezsem illaki bunu bir gün içerisinde kaydedeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Şunlar toprağın çizdiği duvarlar var. Yani ben asıl bunlar için aldım. Boya yapmadık bu sene eve. Bunlar için bakalım çıkacak mı? Bence çıkacak zaten. Göreceksiniz. Çıkmıyor. Ne oldu anneciğim? Neden boyalar çıkmıyor? Boyalar çıkmıyor. Bakalım baba çıkartabilecek mi anneciğim? Alttakileri şunları başla. Ya onu silmene gerek yok. Bak nereye siliyor. Tamam, onu silmene gerek yok. O zaten çıkıyor. Şunları çıkart. Neden boyalar çıkmıyor? Ama buna bir şey söyleyeyim mi? Güç mü lazım? Kol gücü lazım ya. Dur babacığım. Şunu da silsene. Bu çıkıyor. Ama bu kopya yırtılıyor. Dur, dur. Düştüler. Bu bir şey, dur babacığım. Buna bir şey çizmiş, tamam dur. Burası da yarılmış evet, değil mi? Evet, yarılmış. Dur. Tamam babacığım. Bu neyse. Yırtılıyor mu bir şey? Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Sildi, süpürdü. Beğendin mi bu duvar çınar? Bir daha duvarları çizecek misin? Çizeceksin. Neden çizeceksin duvarlarımı? Çizdirdim diye. Güzel olsun diye. Yani sen duvarı çizince güzel mi olacak? Peki anneciğim, bundan sonra çizebilirsin.
Ama... Çizecek misin gerçekten? Evet. Şaka şaka yapıyorsun değil mi? Yapmıyorum. Numaracı seni. Bana bak. Anneye kızılmaz. Çizmeyeceğim de duvarları. Çizeceğim. Sen çizersen ben de sana ceza vereceğim.